Şimdi padişahların has odalarına gireceğiz. Bu insanlar nerede oturuyordu, nerede kalkıyordu, nerede yıkanıyordu, tuvaletini nereye yapıyordu diye. İşte bu gördüğünüz dairelerde onların banyolarını ve tuvaletlerini görüyoruz. Padişahın kullandığı tuvaleti görüyorsunuz. Alaturka tuvalet. O balık pulu şeklindeki mermerlerden minik minik aşağı doğru akarak tatlı bir su ahengi meydana getiriyor. Rahatlıyorlardı insanlar. Dünya üzerinde hayatınızda görüp görebileceğiniz en kaliteli Çinleri görüyorsunuz. Üçüncü Murat, yeter artık dedi ya. Dedemin dedesinin dedesinin yatak odasında yatıyorum ya. Herkes kafasında bir sürü şey kuruyor. Ha bir dakika. Üçüncü Murat burada yatıyormuştur. Karısı Safiye Sultan burada. Bunlar nasıl bir araya geliyor? Gündüz minderler, şilteler sıralanıyordu. Burada bağdaş grubu oturuyordu. Gece minderler kaldırılıyor, yatak seriliyordu. Burada yatıyordu. Sistem bu şekildeydi. Köle bir kadınla evlenen bir daha özgür kadınla evlenemez. Özgür kadınla evlenen köle bir kadınla evlenemez. Köle kadınla evlenildiğinde nikah yapılır. Buna istifraş, köle kadın nikahı denirdi. Bunu anlamayan ne haremi anlar ne Osmanlı Sarayı'ndaki izdivaçları anlar. Dünyayı yönetiyorlardı ama avuç kadar odalarda ikamet ediyorlardı. Boydan boya odayı ayetel kürsi çevirmekte ve böyle bir odada bir insan nasıl yaşar, yaşarken nelerden sakınır sizlerin vicdanına bırakıyorum. Şimdi padişahların has odalarına gireceğiz. Şimdi geçen gün bana YouTube'da sormuşlar. Ya Talha Bey, bu insanlar nerede oturuyordu, nerede kalkıyordu, nerede yıkanıyordu, tuvaletini nereye yapıyordu diye. İşte bu gördüğünüz dairelerde onların banyolarını ve tuvaletlerini görüyoruz. Şu sol tarafta restorasyonu devam eden yerler... 1. Abdülhamit has odası, 3. Selim has odası gibi padişah has odaları. Bakın burası özellikle padişahın kullandığı, yıkandığı ve tuvalet ihtiyacını giderdiği yer. Bakın tuvalet bu. Padişahın kullandığı tuvaleti görüyorsunuz. Alaturka tuvalet. Görüyor musunuz? Bildiğiniz akan su sıçramasın diye altına çeşmenin, kurnanın altına bir küvet yapılmış. Gördüğünüz gibi Alaturka tuvaletin gideri yapılmış ve bu şekilde padişahın tuvaleti böyleydi. Şuradan girelim, bir de yıkandığı yeri görelim. Bakın sağlı solu kurnalar. Bir padişah yıkanmaya girerken tabi peştemalıyla giriyor. Yanında has odalı talebeler de girerdi. Has odalılar. Yani hanımlar olmazdı kesinlikle. Bakın yankılı bir ortam. Burada bir havuz var, küvet var. Küvet sistemi. Sıcak su dolduruluyordu. Arzu ederse sıcak suya girip kirini kabartmaya çalışıyordu. Rahatlıyordu. Kurnaları görüyorsunuz bakın. Bu şekilde sıcak ve soğuk suların aktığı, ılıştırıldığı. Tabii hamam külhanında hazırlanıyordu. Hani evlerde hususi sıcak soğuk su kurnası yoktu. Ama illaki hamamlarda vardı. Bunların da hamamlarında var aynı şekilde sıcak soğuk su. Bir de selsebil yapmışlar. Tepedeki deliklerden ımık ımık şırıl şırıl su akıyordu. O balık pulu şeklindeki mermerlerden minik minik aşağı doğru akarak tatlı bir su ahengi meydana getiriyor. Rahatlıyorlardı insanlar. Hamam nihayetinde maddi ve manevi kirlerden arınma, rahatlama mekanıydı. Ama bize o uyduruk dizilerde gösterilen harem muhabbetleri söz konusu olmaz. Ya utanıyorum. İkinci Selim için çok özür dileyerek söylüyorum. Hamamda onu bunu kovalarken yok ayağı kaymış, kafası mermere çarpmış ölmüş. Nereden biliyorsun ya, yanında mıydın? Ya da hangi kitapta okudun öğrendin? Bir kaynak söyle de biz de inanalım. Bunları böyle yalan yanlış söylüyorlar. Millet de bunları okuyor. Bir de bunları romanlarda yapıyorlar maalesef. Romanlarda bir doğrunun yanına 9 tane yalan katılır ya. Adı yalan değil tabii, kurgu. Kurgu yaptık. Herkes gerçek diye okuyor ya da izliyor o dizileri. İkinci Selim, Edirne Selimiye'yi yaptırmış adam. Peygamberimiz rüyasında görmüş. İstanbul'da değil Edirne'de yap demiş. Bunu anlatmıyor ama hamamda onu bunu kovalarken ayağa kaydı, kafayı çarptı, öldü. Bunu yazıyor. Yazıklar olsun ya. Ya eserine, ağzından çıkana bak. Üçüncü Murat denilen padişah bir gün, yanda odası var Üçüncü Murat has odası. Hadi girelim orada konuşalım. O odada yaşadığı bir hatırası var, onu anlatacağım şimdi size. Giremeyenler şöyle arkamızdan gelsin. Dar mekanlar, kusura bakmayın, böyle aynı anda girip çıkamıyoruz. Tuvaleti gördünüz değil mi?
Çok güzel ya. Bakın ne kadar fıtri, gösterişten uzak. Kolay gelsin. Sağ olun. Şöyle geçelim. Bu gördüğümüz yer Hünkar Dairesi. Özelliği şu. Muayide odası. Topkapı Sarayı'nın bir nevi muayide odasındayız. Padişahların bayramlaşma merasimleri burada oluyordu. Mesela bir arz odası var. Bir arzhane var. Çok hususi görüşmeler has odanın arzhanesinde oluyor. Arz odasında devletle alakalı görüşmeler oluyor. Padişahın kendi ailesiyle oturacağı kalkacağı bir yer yok muydu? Vardı. Mesela bayram merasimleri nerede oluyordu? İşte o bayramlaşma törenleri şu bu burada oluyordu. Mesela padişah bayram namazı için kalktığında ne yapar? Bayram namazını kılar. Ayasofya'ya giderdi. Ayasofya Camii'nde kılınırdı bayram namazı. Namazdan gelinirdi. Gelindikten sonra burada oturur, ailesiyle bir bayramlaşırdı. Sonra çıkar, Birun avlusuna geçer. Orada Babus Sade'nin önünde taht kurulur. Bütün devlet erkanıyla bayramlaşılırdı. İşte burası bir nevi bayramlaşma salonu. Bu odada çok ilginç müzik odası var. Hemen şu tam arkamızda, yani musiki icra edenlerin de eşyalarının, yani musiki aletlerin barındığı bir oda söz konusu. Burada padişahın önünde musiki de icra edildiğini biliyoruz. Genel bir oda. Fakat bizim asıl göreceğimiz has odalar. Çeşmenin güzelliğine bakın ya. Mızıl tatlı değil mi? Şu üzerindeki o kıvrıma, tasarıma bakın. Hakikaten ben isterdim evindeki çeşmenin bir böyle olsun. Şimdi padişahların has odaları. Işıkları yakabilir miyiz ya? Cep telefonu ışığı rica etsem. Şu çinileri herkes bir görsün. Çok önemli. Şu çinileri herkes görmeli. Çok sağ olun. 3-5 şöyle cep telefonu ışığı rica edeyim. Birkaç kişi açtılar. İçeride de kapatmayalım. Yine açık kalsın bir zahmet. Bitireceğim artık son 5 dakika şu işe yayını. Bakın dünya üzerinde hayatınızda görüp görebileceğiniz en kaliteli çinileri görüyorsunuz. 1. İznik çinisi. 2. 16. yüzyıl. 3. 16. yüzyılın en güzelleri. Kabarık kırmızılar. Nasıl güzel, harika. Ve bahar dalları çevrelemiş panolar. Harem burası. Sultan Süleyman döneminden kalma çinler bunlar. Şimdi Fatih, 2. Bayezid, Yavuz, Kanuni, 2. Selim. Bu padişahların hepsi Hırka-i Saadet'teki has odada kaldılar. Gece yatarken hanımıyla yatmıyordu. İki Ender'in talebesi başında bekliyorlardı. 3. Murat, yeter artık dedi ya. Dedemin dedesinin dedesinin yatak odasına yatıyorum ya. Hangimiz dedesinin yatak odasına yatıyor? Yok böyle bir şey. Kendimiz bile kısacık hayatımızda 50 tane ev değiştiriyoruz. Dedi ki yeni bir has oda istiyorum dedi. Ve Mimar Sinan ona yeni bir has oda yaptı. Hangi oda? İşte bu oda. Hadi girelim. Işıklar devam etsin lütfen. Loş çünkü bayağı buralar. Kolay gelsin. Sağ ol. Bakın burası 3. Murat'ın has odası. 3. Murat burada kalıyordu. Tabii şimdi insanlar geliyor bakıyor. Burada bir baldaken bir yapı var. Bakıyor burada bir baldaken bir başka yapı var. Herkes kafasında bir sürü şey kuruyor. Ha bir dakika. 3. Murat burada yatıyormuştur. Karısı Safiye Sultan burada. Bunlar nasıl bir araya geliyor? Küsler mi falan? Yahu bizim evliliğimiz gibi evlilikleri yok. Bizde nasıl oluyor? Adamcağızların akşama doğru hepsinin gözü saatte. Saat 5'e geliyor. Hanım bekler. Fırça yemeden eve gidelim. Doğru mu abi? Yani bak grubumuzun en olgun abisine baktım. O da böyle gözünü hüzünle indirdi yani. Durum bu. Yani sistem bu şekilde yani. Eve geç gidersen çizilirsin. Çünkü her akşam eve gideceksin. Bundan şikayetçi değilim ha. Bunu bizim hanım da izliyor çünkü izliyor ileride. Şikayetçi değilim. Eve uça uça gidiyorum. Çocuklar var, oturuyoruz. Çerezler, filmler, muhabbetler. Sıkıntı yok. Ama padişahların böyle bir hayatı yoktu. İşte akşam gece oldu. Hanımla beraber karyolaya çekil uyu. Böyle bir şey yok. Padişah uzanırken başında iki enderunlu bekliyor erkek olarak. Nasıl sen hanımla beraber yatacaksın? Hiç mi görüşmüyorlar? Tabii görüşüyorlar. Haftada bir, ayda bir. Padişah sefere çıktı mı yılda bir, iki, üç yılda bir görüşüyorlardı. Bunlar böyleydi. Onun için bunlara bakıp da fantezi kurmasın kimse. 3. Murat'ın has odası bu. Gündüz minderler, şilteler sıralanıyordu. Burada bağdaş grubu oturuyordu. Gece minderler kaldırılıyor, yatak seriliyordu. Burada yatıyordu. Sistem bu şekildeydi. Ya 3. Murat bir sabah namazına geç kalkmış. Gözünü bir açmış, gün ağarmış. Öyle ağlıyor, öyle üzülüyor, oturuyor şiir yazıyor. Bu şiiri hepimiz biliyoruz.
Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan diye şiir yazıyor. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Ha diyeceksiniz ya bunların bir sürü karıları yok muydu hanımları şu su. Bakın 2019'un sonundayız. Günümüzden bunu anlamak zor ama anlatacağım. Tarihte düne kadar kölelik diye bir kurum vardı. Ve köle kadın vardı, köle erkek vardı. Tarihte bir savaş olurdu. Savaşta 200 bin asker burada, 200 bin burada bir savaşırlardı. İkisinden 100'er bin kişi ölürdü. Bir günde 200 bin erkek ölür, 200 bin kadın dul kalırdı. Bugün kadınlar, hanımefendiler hem çocuk yaparım hem kariyer diyor. Doğru ama tarihte bu çok zordu. Bir kadın hem kendisine bakacak, hem çocuğuna bakacak, kocası başında yok. Tarihte bu işler hakikaten zordu. Ortalıkta kalan kadınların durumu zordu. Onun için himaye nikahı diye bir şey vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 25 yaşındayken 40 yaşında Hazreti Hatice ile evlendi ve Efendimiz 53 yaşına kadar tek eşliydi. 53 yaşından sonra birkaç yıl daha bekar kaldı. Sonra 6 çocuk annesi Hazreti Sevde ile evlendi. Yani bazı boş boğazlar ikinci hanım muhabbeti yapıyor. Ben hemen diyorum sen ikinci hanım mı istiyorsun? Bak bizim mahallede 6-7 çocuğuyla ortada kalmış bir ablamız var. Yaşı da 50'ye 60'ı buldu. Sen onunla evlendirelim, sen onu himaye et. Hemen o boş boğazlar susuyorlar. Bunu bilelim. Kur'an'da birden çok evlilik zaruri durumlar için geçerlidir. Keyfi bir durum yoktur. Bir de İslam şöyle bir hukuk vaaz ediyordu. Köle kadını kurtarmak. Köle hukukundan evlenirsen birden fazla evlenebiliyordun. Özgür kadınla evlenmenin ise sınırı vardı. Şimdi padişahların çok çocuğu olması gerekiyordu. Onun için köle kadın. İyi, ben bir özgür alırım, bir köle alırım. Yok öyle şey. İslam buna bir kural getirdi. Köle bir kadınla evlenen bir daha özgür kadınla evlenemez. Özgür kadınla evlenen köle bir kadınla evlenemez. Çünkü birbirinin hukukunu çiğneme durumu var. Hürrem Sultan köle kadın hukukuyla evlendiği bir hanımdı. Daha sonra ona özgür kadın nikahı yaptı, özgür kadın statüsü. Köle olan bir kadın evlendiğinde çocuğu olduğu anda özgür kadın hükmüne geçerdi. Amaç ne? Köle kadınları kurtarmak. Evet bugün kölelik yok ama kötü yola düşmüş yığınla kadın var. Yok mu? Gayrimeşru ilişkilerde maalesef kullanılan kadınlar var. Üzerinden para kazanılan. Size şöyle söyleyeyim, daha anlaşılır olsun. Özür dileyerek giriyorum bu konulara. Mesela kötü yola düşmüş kadınlarla evlenmek, onları kurtarmak. Bunu kaç tane erkek yapar Allah aşkına? İşte diyor ki size İslamiyet, kötü yola düşmüş kadınları evlenerek kurtarabilirseniz ben size kapıyı açıyorum diyor. Amaç onları kurtarmak. Ve sen evleniyorsun. Onları hanım yapıyorsun ve onlardan çocukların oluyor. Kadın da kurtuluyor. O kadının çocukları da özgür çocuklar haline geliyor. İşte İslamiyet o dönem için böyle bir kural ortaya koydu. Ama bugün köle kadın olmadığı için böyle bir istifraş hukuku söz konusu değil. Köle kadınla evlenildiğinde nikah yapılır. Buna istifraş, köle kadın nikahı denirdi. Bunu anlamayan ne haremi anlar ne Osmanlı Sarayı'ndaki izdivaçları anlar. Anlamadıkları için de İslam hukuku bilmedikleri için de ahkam kesiyorlar, abuk subuk yorumlar yapıyorlar. 3. Murat'ın has odası burasıydı. 1. Ahmet şuraya küçük bir oda daha yaptırdı ama şu an restorasyonda. 3. Ahmet de onun arkasına yaptırdı. 1. Abdülhamit ve 3. Selim'in de odaları var. Kaç etti? 5. 5. Bir de birçok padişahın kaldığı aslında 6. Yani bu sarayda yaşayan 30 civarında padişah bütün hayatları boyu sadece bu 6 tane avuç kadar odayı kullandılar. Dünyayı yönetiyorlardı ama avuç kadar odalarda ikamet ediyorlardı. Bu arada unutmayalım, odanın duvarlarında boydan boya okuyabilirsiniz. Hadi okuyalım. Ezbere bildiğiniz, çok iyi bildiğiniz bir sure. Evet. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve devam ediyor. Ayetel kürsi. Boydan boya odayı ayetel kürsi çevirmekte. Ve böyle bir odada bir insan nasıl yaşar? Yaşarken nelerden sakınır? Sizlerin vicdanına bırakıyorum.